Arkadaşlar merhaba. Şu an Ukrayna Kiev'deyim. Aylardan Kasım, yıl 2021. Güncel bir video olacak. Size Ukrayna'ya girişte nelere bakıyorlar, hangi belgeleriniz olması gerekiyor, neleri hazırlamanız gerekiyor, ne soruyorlar, size kısa bir şekilde bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ben buraya Berlin'den geldim. Ryanair'le 91 TL tesadüfen bir uçak buldum. Onunla geldim, yani ucuz geldim. Arkadaşlar girişte öncelikle aşınız olması gerekiyor. Tüm ülkeler aşıya bakıyor. Aşının dışında giriş, gidiş ve dönüş uçak biletinizin olması gerekiyor. Artı konaklayacağınız yerin rezervasyonuna bakıyorlar. Nerede konaklayacaksınız, kaç gün konaklayacaksınız. Ve son olarak sağlık sigortası istiyorlar arkadaşlar. Bu sağlık sigortasını, yani siteye tıkladığınızda, mesela Pegasus'a tıklayın. Ülke ya da Türk Hava Yolları'na tıklayın. Ülkelerin gereklilikleri diye tıkladığınızda işte yazıyor. Örnek veriyorum, aşı yazıyor. İşte konaklayacağınız yer, seyahat sigortası vesaire yazıyor. Seyahat sağlık sigortası yap yazıyor zaten Türk Hava Yolları mesela sitesinde. Oradan direkt yönlendiriyor. Bunu herhangi bir acentada da yaptırabilirsiniz. Yetkili acentada zaten sitesinde bunu belirtiyorlar mutlaka. Ama en kolayı Türk Hava Yolları'nın sitesine girin. Ülkelerin gereklilikleri ya da koşulları gibi sekme var. Ona tıklayın. Ukrayna'yı seçin. Alt sekmede zaten direkt sizi yönlendiriyor. Ben 3 gün için 50 ya da 56 TL para verdim sigortaya. Mesela benim 3 gün kalacağım normalde, ama normalde uçak biletim 4. güne de sarkıyor. 1.55 gece olduğundan dolayı ayın 30'unda sarkıyor. Ben dedim belki sorun yaparlar, hani işte 4 günlük neden yapmadı falan diye. Vize memuru işte giriş dönüş uçak biletime baktı, konaklayacağım yere baktı, sigortamı sordu. Sigortamı gösterdim. Yüzeysel böyle yukarıdan baktı. İşte detayına, işte odur budur, tarihtir vesaire poliçeyi incelemedi. O şekilde verdim ben şey, yani gördü. Ondan sonra geçebilirsinizleri mührü vurdu. 50 metre gittim. Solda birileri bekliyor, böyle polis gibi, tam anlamadım kim olduğunu. Bana dedi, how much money do you have dedi. Dedim Avrupa'dan geliyorum dedim, zaten param var dedim, hani ilk defa gelmiyorum dedim. Ya yani bir sistemli bir şekilde söyledim. Ondan sonra have a good day, have a nice day bir şey söyledi, iyi günler dedi. Ondan sonra geçtim. Ülkeye o şekilde girdim. Zaten Kiev'den şehir merkezine arkadaşlar tren var, 80 grivnaya. O da ortalama 3 euro yapıyor. Trenin içinde alıyorlar parayı sizden. Kadına dikkat edin. Kadın orada bir şeyler yaptı, anlamadım. Paramı eksik verdi. Onun dışında içeri girdi. İçeride de işte bir şeyler yaptı. Eski bir fiş getirdi. Fiş mesela sabah kesilmiş gördüğüm kadarıyla. Ve katlanmış, yani buruşmuş bir fiş getirdi. O şekilde getirdi. Bir şüphelendim ama umursamadım. 2 ya da 3 grivna ya da 4-5 grivna eksik verdi bana. Neyse arkadaşlar, özetle aşınız olsun. Konaklayacağınız yerin adresi, rezervasyon numarası, gidiş dönüş uçak bileti ve sağlık sigortası. Bunlara mutlaka dikkat edin. Onun dışında başka bir şey sormuyorlar, ama alacak olan her türlü alır, almayacak olan her türlü almaz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.